Merhabalar tekrar Habere Doğru gündem özel, daha doğrusu deprem özel programımızın ikinci bölümündeyiz. Bugün biliyorsunuz 5 Şubat ve pazartesi yarın 6 Şubat 2024 tam bir yıl geçti depremin üzerinden. O hani 04.17'de yaşadığımız ve daha sonra öğlen saatlerinde bir kez daha tekrarlanan iki depremi ardı ardına yaşadığımız bir olay. Aslında ben o gün yaşadığım bir şeyi size aktarmak istiyorum. O da benim aklımdan hiç çıkmayacak bir şey. Ankara ofisimizdeydik tabii. Hemen AFAD'a gittik. İlk deprem sonrası sabah saatlerinde orada olduk. 8 ya da 9. Saat 12'ye doğru partili Cumhurbaşkanı Erdoğan geldi ve depremle ilgili bilgi vermek üzere geldi. Düşünün, daha ikinci deprem olmamış, yani 13 sıralarında olan o ikinci deprem olmamıştı. 12'ye doğru yaptığı basın toplantısında aynen şu cümleyi kullandı. Notlarım arasında hala duruyor, hatta kayıtlar içerisinde yer alıyor. Yıkılan evlerin %99'u 2000'den önce yapılan evlerdir. Bu cümleyi hiç unutmuyorum. Daha deprem bölgesine gidilmemiş. 4 gün boyunca da gidilemeyecek olan alanlarda yıkılan evlerin %99'unu 2000'den önce yapılan evler olduğunu tespit edebilmiş olan bir iktidar yöneticisi var başımızda. Bu cümleyi etti. Daha sonra da bizi Allah'a havale etti. İşte böylesine bir durum yaşandı. Ve en sonunda dün ya da evvelsi gün, artık gününü bilmiyorum ama söylediği o vicdansız, o taş kalpli sözleri de hiç unutulmayacak. Ama ben o gün bu cümlesini hiç unutmuyorum. 4 gün boyunca gidilemiş alanlardan söz ediyoruz. Burada bulunan Hatay'da ya da 11 ildeki o yaşanan depremde, depremle ilgili 4 gün boyunca, 3 gün boyunca gidilemeyen alanlardan söz ederken, partili Cumhurbaşkanı aynen bu cümleyi söyledi. Yıkılan evlerin %99'u 2000'den önce yapılan evlerdir. Bu cümle ben hiç unutamayacağım bir cümle olarak tarihe geçti. Böylesine bir müneccim olarak ifade edilmiş bir cümle olarak algıladım ben bu durum. Evet efendim, depremzedeler, Hataylılar ve bunun içinde yaraları sarmak için mücadele eden, el ele veren, birlikte olan dernek mensuplarıyla birlikteyiz. Sivil toplum kuruluşlarının mensuplarıyla birlikteyiz. Yazarlar, şairler, sanatçılar aynı şekilde o duyarlılıklarıyla bu oluşumlara el birliğiyle destek vermeye devam ediyorlar. Okudukları şiirlerle zaten biz de onların o hissiyatını ne kadar güçlü ve kuvvetli olduğunu hissettik. Tabii ki o yazdıkları yazılar, şiirler ömür boyu kalacak ve ömür boyu bizim o günlerde yaşadığımız o feryatların da bundan sonraki nesillere geçmesine yardımcı olacak. Hemen kaldığım yerden devam edeyim. Selim kardeşimiz Çakmak, Karaçay Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı, değil mi başkanı? Hemen Selim Çakmak'a vereyim. Hemen bu yaşadıklarını anlasın. Sonra çözüme geçeceğiz. Çünkü o çok daha önemli. Çözüm önemli. Bundan sonra ne yapmamız lazım kısmında konuşmamız lazım. Çok teşekkür ederim. Öncelikle hoş geldiniz ve sesimiz olduğunuz için sizlere teşekkür ediyoruz. Ben deprem gününde şehir dışındaydım ve hayatımın en zor 25 saatini yaşadım. İzmir'den yola çıktım, her taraf kapalı ve alternatif yollar arayıp Hatay'a gelmek için uğraştım. 25 saatin sonunda evime ulaştım. Ailem çok şükür güvendeydi. Sebze yetiştirmek için yaptığımız seraların içine sığınmıştı. Çok fazla yağmur yağıyordu. Ailem iyiydi ama dostlarım enkaz altındaydı. Onlara yardım etmek için gittiğimizde elimizde herhangi bir ekipman, alet, edevat yok. Olsa da yetkililer bize müsaade etmiyor. Eş dostlarımızdan, sosyal medyalar üzerinden çağrılar yaptık ve şehir dışından arkadaşlarımız, dostlarımız geldi. Ellerinde her türlü ekipman olmasına rağmen hiçbir şekilde enkaza yaklaştırılmadı. AFAD'ın elinde olmayacak ekipmanlar vardı arkadaşlarımızın elinde. Termal kamera, jeneratör, hiltiler ama hiçbir şekilde müdahale ettirilmedi. Yakın dönemde de yaşadığımız siyasi depremde neden bu insanlara müsaade edilmediğinin cevabını çok net aldık burada. Yani AKP hükümeti kibirden o kadar küfelik olmuş ki kendilerinden olmayanların çığlığını duymaz oldular. Biz Hatay şehri olarak bir ülkeydik ve ülke olma refleksini yaşamış bir memleket yeniden inşa olacaktır. Güzel insanlarla beraber biz Hataylılar burayı tekrar inşa edeceğiz. Teşekkür ederim. Evet,
Ben Sevim Eski Ocak, merhabalar. Herkese sevgiler, selamlar gönderiyorum. Arkadaşlarımız, konuklarımız yaşananları, acıları, sorunları birebir dile getirdiler. Sağ olsunlar. Evet, yıkım felaket ağır. Acımız derin, yaramız derin, acımız büyük. Hayat devam ediyor. Her şeye rağmen. Elbette ki hayat devam edecek. Her ne şekilde olursa olsun. Fakat enkazın altında ölenlerin çığlıklarını, haykırışlarını kulaklarımızda duyarken, enkazların yerini bomboş, uçsuz bucaksız alanlar alırken, biz yasımızı nasıl tüketebiliriz? Yasımızı bu kadar erken tüketemeyiz diye düşünüyorum. Benim yüreğim, ruhum acılı, gerçekten acılı ve hepimiz acılıyız. Ama aşabiliriz diyorum. Dayanışma ile, ortaklaşarak, paylaşarak, sevgiyle, saygıyla, birleşerek, cesaretle, ilimle, bilimle aşabiliriz diye düşünüyorum. Menzile varmak mümkün. Kendi kendimize yetmediğimiz zamanlardan, süreçten geçtik ve hala öyle bir zamandan geçiyoruz. Ben diyorum ki, yanık bir türkünün içinden geçer gibiyim. Bir yanımız yaşam, bir yanımız ölüm. Bir yanımız enkaz, bir yanımız yaralı. Bir yanımız sevda, Antakya sevdası, memleket sevdası. Bir yanımız hüzün, bir yanımız ağıt, bir yanımız umut. Umudumuz tükenmesin. Hep umutla kalalım dostlar. Hep umutla kalalım ve umutla ayağa kalkacağız. Teşekkür ediyorum. Evet, ben Gülnaz Kavvas. Tabii ki canlarımızı kaybettik. Antik şehrimizi kaybettik ve yaralarımızı birbirimizle dayanışarak, yardımlaşarak bir şekilde ayağa kalkmaya çalışıyoruz. Bu yaralarımızın kabuk tutabilmesi için geleceğe dair de insan yaşamında biliyorsunuz planları olur insanın. Bir yaşam sevinci olur ve planlarını yerine getirmeye çalışır. Biz bu arada yasımızı, kabuk tutmasını yardımlaşarak birbirimizle sağlamaya çalışıyoruz ama belirsizlikler bu yaramızın kapanmasına değil, daha da çok açılmasına neden olmaktadır. Bu belirsizlikler nedir? Örneğin şehrimiz ne olacak? Giden insanlarımız geri gelecek mi? Evlerini, yurtlarını kaybeden insanlarımız, işlerini kaybeden insanlarımız ne olacak? İşte rezerv alan dediler. Rezerv alan nedir? Bunun hakkında ne bilgi almak istiyoruz. Çok bilgi kirliliği var. Bu bilgi kirliliği içerisinde plan da yapamıyorsunuz. İnsan yaşamında plan, geleceğe dair yapılan planlar olması lazım ki ona göre bir hayat şekillenmesi olsun. Bu açıdan bizim psikolojimiz de iyi değil, yaşama dair sevincimiz de iyi değil. Bu yaralar nasıl kapanır, nasıl olur? Biraz sonra hep birlikte konuşacağız ama öncelikle plan nedir? Yani bir plan var ama bu planın içeriği nedir? Onun hakkında hiçbir bilgimiz yok. Bu da bizim yaralarımızı daha da derinleştiriyor. Teşekkür ederim. Ben emekli Nurdan Öztürk, emekli hemşire Nurdan Öztürk. Acılarımız ilk günkü gibi taze, ilk günkü gibi derin. Maalesef çok sayıda insanımızı kaybettik. Allah hepsinin mekanını cennet etsin diyorum. İlk yaşadığım 3 günü asla ve asla, ne kadar ömrüm kaldı bilmiyorum ama asla unutmayacağım. Çok kızgınım, çok kırgınım. Biz deprem değil, bir şey yaşadık, mahşer yaşadık yani. Mahşer gününü yaşadık, öyle söyleyeyim. 5 dakikalık yolu 5 saatte çıkabildik. Herkesin cenazesi ya elinin üstünde, ya motosikletinin arkasında, milim milim ilerlerken o acı feryatlar kulaklarımdan hala gitmiyor ve hiçbir zaman da gitmeyecek. Ama diyorum ki biz yine sevgiyle, saygıyla, birleşerek hep birlikte ayağa kalkacağız. Umut daima vardır.
Teşekkür ederim. Aysel Karasu, Alen Kültür Sanat Derneği üyelerinden biriyim. Arkadaşlar duygularımızı çok güzel dile getirdiler. Onun üzerine ekleyecek fazla bir şeyim yok. Ben deprem gününü evimde bir başıma yaşadım. Kelimelere sığdırmak mümkün değil duygularımı ve yaşadığım dehşeti. 15 gün önce yatalak babamla yaşıyordum. Onu kaybetmiştim. Deprem sonrasında babamı 15 gün önce ölmüş olmasına büyük bir sevinç duydum. İnsan ölümden mutluluk duyar mı? Ben babamı o dönemde kaybettiğim için mutluydum. Çünkü dini vecibelerimizi yerine getirerek temiz bir kefenle toprağa vermiştik. Yani çok bu süre içinde çok büyük acılar yaşadık. Ailem dağıldı. Her biri çocuklarımın bir şehre gitti. Ben de onlarla kısa bir süreliğine, onların aklı bende kalmasın diye gitmek durumunda kaldım. Ama 40. günde buradaydım. O günden beri de buradayım. Çocuklarım kendi barınmak üzere bir şeyler yapmaya çalıştılar. Prefabrik ev yaparken dolandırıldılar. Çok mağdur oldular. Yani sözlere sığacak gibi değil. Yaşadıklarımız çok acı şeylerdi. Ağız dolusu gülemiyoruz artık. Umarım düzelir. Umudumuzu kaybetmiyoruz her şeye rağmen. Teşekkür ederim. Bir takım şeyler yaşandı. Düzelmesi de gerekiyor ve bunun da çok zaman alacağı kesin. Sonuçta umutlar tabii ki güçlü, kuvvetli ve hala o umutsuz yaşamak zaten hani yaşamak demek değildir. Ama bilelim ki o acılar, o acı dolu günler mutlaka belleğimizde kalacak ve bunu hiçbir zaman da unutmayacağız. Sizlerden, buyurun sizde hem isminizi söyleyin hem de lütfen. Ama ayağa kalkmanız gerekecek galiba. Öncelikle size çok teşekkür ediyorum. Buraya gelip sesimize ses olduğunuz için. Sevim Yunus Habib ben. Yazarlar Sendikası ve Alen Kültür Derneği, aynı zamanda Çevre Koruma Derneği üyesiyim. Ben duygularımı bir şiirle dile getireceğim ama ondan önce o kadar acı dolu ki etrafımız, sağımız, solumuz, önümüz, arkamız, her taraf acı. En acısı da çocukluğumuz, gençliğimiz, dünümüz, bugünümüz ve yarınımız. Hepsi yol oldu, yol. Ben kaleme aldığım şiirimi seslendireceğim. Uykular siyah, gri. Yüzünü nereye bıraktın ey gece? Korkmuştuk korkularımızdan. Şehrimiz suskun, anıların ara sokaklarında. Yağan yağmurun altında kaldığı kör bir insan gibi. Bir kuşun gözleri su doldu. Terk ediyor yuvayı. Efsaneler yanıyor içinde. Şaşırdı yönünü birden. Eşyanın ruhu bakıyor resme. Ne çok iz kaldı evimizden. Kalbe bir bıçak gibi giren dilsiz hatıralar. Silemezler mekana sinenleri. Bir şarkının namelerinden çıkıp gelen. Kulaklarım konuşkan. Şarkıların boyu uzun, ölümün kısa. Her uyku siyah, gri. Düş, uyanış, yorgun ve öfkeli. İçimizde hızlı sönen bir mum. Yarın olmayacak belki. Yaşantı kalmamış gerimizde. Saat durmuş 4:17'de. Dipsiz bir okkaya sığmış yalnızlık. Her şeyin bittiği anda konuştu bir ses, seyrek ve titrek. Saygılarımla. Çok teşekkürler, ağzınıza sağlık. Buyurun. Ayağa kalkın, kendinizi. Serpil Cemali ben. Teşekkür ediyorum size. Bir nebze olsun bize dokunmaya çalıştığınız için. Çok zor koşullar altında yaşıyoruz. Unutulmayacak anlar yaşadık. Gerçekten çok yalnız kaldık.
Halen kötü bir durumdayız. Halen her şeyimiz kötü ama her şeyimiz. Eğitimimiz yok. Koşullarımız çok çok kötü. Az önce arkadaşımın çok güzel ifade ettiği gibi affetmiyoruz ve hakkımızı da helal etmiyoruz. Kesinlikle hiçbir şekilde. Kaygılar ve belirsizlikler bizi daha çok yıkıyor. Hani ne konuşsak, ne anlatsak boş kalacak. Hiçbir şekilde hiçbir şey yerini doldurmayacak. Şu anda buraya el atılmazsa gerçekten de daha uzun vadeli, çok çok uzun vadeli yol alınacağının söylenmesi bile bizi kahrediyor zaten. Burada kalacağız, burada olacağız çünkü biz buranın insanıyız, buranın çocuğuyuz. Biz buradan ayrılmak istemiyoruz. İnsanların artık bizi duymasını istiyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Merhaba, önce bizlere dokunduğunuz için teşekkür ediyoruz. Ben Sevilay Kılıçlar. Biz depremi gerçekten çok ağır atlattık. Maraş merkezli deniyor ama Hatay'daki ivme korkunçtu. Aslında Hatay ayrı bir deprem yaşadı. Hepimiz için çok ağır bir şey bu. Bir sürü hayallerimiz vardı. Şimdiden sonra hayata yeniden tutunmak, yeniden bir şeylere başlamak gerçekten herkes için çok ağır. Bir de terk edilmişliğin acısı çok daha ağır geliyor bizlere. Arkadaşlar bunlara tercüman oldular tabii ki. Dilerim daha iyi şeyler yaşarız artık, bilmiyorum. Yeniden bir şeylere umutlanmak istiyoruz. Yeniden bir şeyler yaşamak istiyoruz. Teşekkür ederiz. İsmail. Değerli izleyiciler, acılar buluşunca, birleşince, el ele tutuşunca çok daha fazla azalıyor, daha azalıyor ve daha kolay yaşanıyor diyelim. Aslında belki azalmıyor ama hani onu paylaştıkça, görüşlerimizi dile getirdikçe, acılarımızı dile getirdikçe, şiirler okurdukça, belki yazılar yazdıkça o acılar daha da hafifliyor, daha kolay üstesinden gelinebiliyor. Sizler yeni geldiniz, konuşmak ister misiniz? Peki. O zaman şimdi bu bölümde tamamen o yaşadığımız acılardan söz ettik. Şu anda içinde bulunduğumuz ortamda sorunlar o kadar büyük ki, o sorunları aşabilmek, sorunları çözümlemek, hani bir devlet desteği olmadan, hükümet desteği olmadan, belki yerel yönetimleri desteği olmadan çok zor. Ama buna rağmen acaba el ele versek biz ne yapabiliriz sorusunu mutlaka burada bulunan herkes soruyor. Zaten dernekleşmenin, sivil toplum kuruluşu olmanın aslında bir gereği de bu. Bu nedenle bir, sesimizi çoğaltalım ve daha kolay duyuralım. İkincisi de hani bir araya gelebilirsek, bir elin nesi var ama iki elin ve çok elin sesi daha da fazla. Dolayısıyla bunu yapabilmemizin daha kolaylaşabileceği bir birliktelik oluşturabiliyoruz. Şimdi o çözüm önerileri, işte o kadar çok dağ gibi sorunlar var ki, eğitimden sosyale, sağlıktan hatta işte o az önce değerli bu belediyede görevlerde bulunmuş olan o değerli konuğumuzun söylediği gibi imar affı gibi, hani depremde rahatlıkla işte kurban ettiğimiz insanların hayatını yok edecek bir şeye imza atabilmenin kolaylığı. Bu neye? Sadece para toplamak, sadece gelir elde etmek, rant temin etmek amacıyla yapılmış şeyler. Ama bunun adını biliyorsunuz, imar affı demiyorlar, imar barışı diyorlar. Biz af öyle bir şey çıkarmadık, imar barışı çıkardık diyorlar. Ve bizler de tabii ki onların bu kelime oyunlarına teslim oluyoruz. O algıyı tekrar bize geçirmiş oluyorlar. Şimdi ne yapılabilir sorusuna cevap verebileceklere şimdi bu mikrofonu uzatacağım. Siz başlamak ister misiniz? Çünkü o ara döneminde kısa pratik bir şeyler söylediniz. Onun için önemsedim onu. Çiğdem Hanım, buyurun. Teşekkür ederim. 2022 verilerine göre devletimize vergi ödeyen şehirler arasında Hatay 7. sırada. Yani Adana'nın ve Antalya'nın önündeyiz biz. Bu kadar çalışan, üreten insanlarız. Kadim topraklarda yaşıyoruz. Ülkemizdeki tarım ürünlerinin %21'i Hatay'dan çıkıyor. Biz geçen sene limon krizini yaşadık. Bu sene de mandalina krizi yaşadık. Tabii bunu paylaştığımız zaman STK'larda dayanışmayla
Bunları çözümlüyoruz. Bunun yerine bizim daha kalıcı çözüm önerilerine ihtiyacımız var. Benim burada aklıma gelen çözüm önerisi geçen hafta 3. İktisadi Kadın Kongresi'nde dile getirdiğim projeydi. Her şeyi devletten beklemeyelim. Büyük şehirlerin ticaret odaları ve borsaları var. Ticaret odaları ve borsalarında büyük marketler ve iş insanları var. Onlar bize mentor olabilir. İş bağlantılarını bizimle paylaşabilir. İşe alımlarda bize destek olabilir. Veyahut da komisyonlarda biraz daha düşük ücret alarak bizim daha hızlı ayağa kalkabilmemiz için bu konularda önümüzü açabilirler. Bu zor bir şey değil. Herkes bir esnafı, bir kobiyi, bir zanaatkarı alsa o kadar çabuk toparlanacak ki bu şehir. Çünkü biz çalışmaktan, üretmekten hiçbir zaman vazgeçmeyen insanlarız. Bizim isteğimiz sadece bu. Çalışmaya, üretmeye devam etmek. Şu an burada sadece inşaat sektörü iş yapıyor. İnşaat sektöründe çalışan insanlar da genelde devletten ihalelerini alırken nasıl olduğunu biliyoruz. Burada tek istediğim gene siz bu ihaleleri alırken nasıl Birleşmiş Milletler'e biz bir proje yaptığımız zaman mülteci kotası getiriliyor. Bunun için Antakyalı kotası getirilmeli. Antakyalı insanları işe almak zorundasınız. Mühendisimizi, mimarımızı, şehir planlamacısını, harita mühendisini, işçisini, ustabaşını ki biz ayağa kalkabilelim. Biz gerçekten birbirimize yeteriz, yapabiliriz ve bu zor bir şey değil. Çok hızlı yapılabilecek şeylerden bahsediyorum. Benim tek isteğim ticaret odası başkanlarının bu isteğimi duymaları ve bize bu konuda destek olmaları. İlk günden beri söylediğim tek bir şey var. Asla vazgeçmiyoruz Antakya ve vazgeçmeyeceğiz. Teşekkürler. Mikrofonu almak isteyen siz buyurun. Çok teşekkürler, sağ olun. Konumuzun bu bölümünde benim ifade etmek istediğim bir şey var. İnsan odaklı çözümlerin normalde depremden Hikmet Güzel, evet. Normalde depremden sonraki ilk ayda buranın yaşanabilir bir duruma gelmesi konusunda atılması gereken adımları ne yazık ki aradan geçen bir sene içerisinde şu an ifade etmek ve talep etmek durumunda kalıyoruz. Hanımefendinin de ifade ettikleri gibi Hatay Türkiye'de en çok vergi ödeyen 10 ilden bir tanesi her zaman için. Bu sene 7.'ydi. Resmi veriler bunlar ama hizmeti geri alımda 67. 70. sıralardayız. Biz hiç kimseden sadaka istemiyoruz. Biz sadece hakkımız olan kendi cebimizden çıkan paraların çok küçük bir kısmını geri talep ediyoruz. Böyle bir felaket yaşamışken. Buranın normalleşmesi için insanın burada yaşayabilir bir durumda olması lazım. Yani insani şartların oluşması lazım. Sağlığın olması lazım, okulun olması lazım. Şu an ne yazık ki çok küçük bir sağlık probleminde dahi Urfa'ya ya da Antep'e ya da Mersin'e hastalar gönderilmekte. Burada doğru çalışan hiçbir sağlık kurumumuz zaten kalmadı. Çoğu yıkıldı. Defne Hastanesi derme çatma bir şekilde hizmete sokulmak istendi. O da çok kifayetsiz. Burada sağlıklı suya erişmek dahi olağanüstü zor. Her taraf gerçekten çok kirlilik içerisinde ve şebeke sularının içilebilirliği ciddi anlamda soru işareti. O anlamda insanların buradan göçmek zorunda kalan, sağa sola savrulan diğer şehirlerde gerçekten bir göçmen hayatı yaşayan insanların buraya gelmesini sağlamak adına bana göre merkezi hükümetin belediye ayrımı yapmadan, belediye başkanlığının kimin elinde olduğuna bakmadan uzun süre buranın altyapı hizmetlerini üstlenmesi, finanse etmesi ve buranın insanların tekrar buraya gelebileceği bir en azından temel yaşam koşullarına ulaşması lazım diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Neval Oğan Balkız, buyurun. Neval Hanım aslında bir hukukçu. Dolayısıyla belki de işin hukuk boyutunu konuşmak gerekiyor. Çünkü hani o yıkılan evler şimdi hiçbir şekilde teslim edilmiyor. Yakınlarını kaybedenler bulamıyorlar. Nerelere başvuracaklarını bilmiyorlar. Hani ne yapmalı? Belki sorusunun cevabını bu alanda sizden duymak isterim. Teşekkür ediyorum. Sizin tanıklığınızda tüm Anadolu halkı kalbi durmuş bir kentin yaşayan bedenlerinin çektikleri acılara tanıklık ettiler bugün. Hissettiler ya da duyumsayarak kaldılar ya da bu tehlikenin bir gün gelip kendilerini bulmayacağının umuduyla kendi gözlerini gerçekliğe kapattılar. Ancak
Anadolu'nun bir gerçeğidir ki deprem her an her kentin başında aynı sonuçları doğuracak bir tehlike oluşturuyor. Diliyor ve umuyoruz ki tüm Hatay halkı, hiçbir kent ve hiçbir hafıza böyle bir acıyı yaşamasın. Ne yapılmalı? Evet, öncelikle ne yapılmalı sorusuna bugün ne yapılmadı cevap verilerek başlanması gerekir. Bir yılın ardından hepimizin beklentisi deprem dirençli bir kent, insan merkezli, her bir bireyin temel haklarının, başta yaşam hakkı, yaşam güvenliği hakkı, sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı, sağlık hakkı, eğitim hakkı, normal bir piyasada çalışıp o çalıştıklarının ürünlerini ile yaşamını sürdürme, gelir etme hakkı ve aynı şekilde kendi kişiliğini kültürel, sosyal, psikolojik olarak varlığını sürdürebilme haklarının altyapısının oluşturulması için sistematik tüm kamu birimlerinin, yerel ve merkezi yönetimlerin her birinin işbirliğiyle sistematik ve etkili bir program yapılmasını bekliyorduk. Böyle bir program yapıldı mı? Kesinlikle öyle bir program yapılmadı. Ama karşı karşıya kaldığımız siyasal irade ne yaptı? Hepinizin demin vurguladığınız gibi aynı şekilde bizden misiniz, karşı taraftan mısınız ayrımında, biz ve ötekiler saflaştırmasında öteki konumunda tuttuğu, yurttaş olarak kendisinin anayasal ve yasal olarak sorumlu olduğu, bize karşı yükümlü olduğu yükümlülükleri dahi yerine getirmeyerek öteki konumunda yaşatır durumda tuttuğu bir halk kitlesi durumundayız. Böyle bir ilişkide helal etmek söz konusu değildir. İnsanlar arasında siyasal İslamcı literatürün koymuş olduğu helalleşme insanlar arasında olur. Eşit konumlar arasında olur. Ama bir devletin yurttaşı devletle helalleşmez. Devletten hakkını alır. Hatay halkı olarak, bireysel olarak ve toplumsal olarak kent hakkımız ve bireysel anayasal haklarımızı istiyoruz. Bu haklarımızdan vazgeçmiyoruz. İnsanın hakları anayasada, temelde güvence altına alınan haklar kişiler tarafından talep edilir. Bu taleplerin yerine getirilmesi için birlikte organize bir şekilde taleplerin sesleri yükseltilir. Bunların öncelikle yerine getirilmesi istenir. Peki biz ne istiyoruz? Haklarımızdan helalleşerek, ölülerimiz adına helalleşerek, kendi yaşamlarımız adına ve gelecekteki kuşaklarımız adına helalleşmek değil, haklarımızı almak ve gelecekte onlara ölmeyecek bir şehir bırakmak gibi bir görevimiz var. Bu görevi biz tek başımıza yapamayız. Ne sivil kitle örgütlerinin, ne sivil kitle örgütlerinin görevidir, ne meslek odalarının görevidir, ne de ticaret odalarının görevidir. Onlar ancak kısmen devletin sağlayacağı olanaklar çerçevesinde destekte bulunabilirler. Bu iş, sevgili arkadaşlar, bütünüyle devletin ve şu anda bir organizasyon olarak, hukuksal bir kurum olan devleti yönetmekle görevli hükümetin birincil görevidir. Bu kamunun görevidir. Bu hükümetin kendisinin takdir edeceği, bize inayetle bağışlayacağı bir durum da değildir. Anayasal olarak devletin kuruluş amacının ta kendisidir. Nedir bu görev? Her birimizin yaşam hakkını koruyacak, yaşam güvenliğimizi sağlayacak, bedensel olarak ve zihinsel olarak, sağlıklı olarak bir kentte yaşam hakkımızın gereklerini yerine getirecek. Ulaşımdan eğitime, gıdaların sürdürülebilir temininden açık pazarlara, hijyen anlamında kullanılabilir bir suyun temininden tek tek engellilerin hizmetlerine kadar, yaşlı bakım evlerine kadar, bedava sağlık hizmetlerinden bedava ulaşım hizmetlerine kadar, çiftçinin, işçinin, emekçinin, sermayenin borçlarının ödenmesine kadar, yükümlülüklerin 2-3 sene ertelenmesine kadar tüm bunları içerecek çok sistemli bir program istiyoruz. Bunun için de muhalefetiyle, iktidarıyla siyasal birleşmiş bir irade istiyoruz. Siyasal birleşmiş bir irade olmadan ne Hatay'ın ne diğer 10 ilin sorunları çözülmeyecektir. Çünkü deprem oy devşirme aracı olacak, sandığa götürülecek bir siyaset konusu değildir. Deprem siyaset üstü bir yurttaş olma, bir devlet olma, bir kamu hizmeti sunma
ve kendi sorumluluğunun gereğini yerine getirme sorunudur. Bu muhalefetiyle iktidarıyla tüm siyasetin görevidir. Ama bu organizasyonu yapmak, böyle bir programı hayata geçirmek, deprem dirençli bir Antakya içinde tüm halk kesimlerinin ölmeden yaşayacağı, kadim kültürünün barışçı ruhuyla var olacağı, geleceği eşit bir şekilde örgütleyeceği ve ekonomik, kültürel, sosyal tüm birikimleriyle yeniden o müreffeh zamanlarına döneceği, çağdaş, teknolojik ve bir daha depremlerin ve afetlerin yaşanmayacağı bir kenti kurmak, bunun için altyapı ve üst yapıyı oluşturmak, bunun için özel bir bütçe hazırlamak, bunun için özel komisyonlarla derhal çözüm bulmak hükümetin görevidir. Buradan aynı şekilde bu taleplerimizi dile getiriyoruz. İkinci bir husus. Birinci senede biz Hatay halkı olarak ve deprem bölgesinin halkları olarak hakikati bilme hakkımızın gereğini yerine getirilmesini istiyoruz. Biz henüz depremde kaç kişinin öldüğünü bile bilmiyoruz. O gün Sayın Kurum 130 bin kişi hayatını kaybetti dedi. En son dikkatinizi çekmiştir. Hatay Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Demirkol, Defne'de ve Antakya'da 17.650 ölüm oldu dedi. İlginç rakamlardır bunlar. Buradan yetkililere sesleniyoruz. Toplumun hakikati bilme hakkının gereğini yerine getirin. Kaç kişi öldük? 256 bin konut yıkıldı. Bu binaların kaçta kaçı 2018'deki imar affında mevzuata aykırı olmakla birlikte ruhsatlandırılmış yapılardı. Bizim ölülerimiz neden biner biner öldüler? Siz 2019'dan bugüne kadar il risk azaltma planı, Türkiye afet planı, afetler yönetmeliği, aynı şekilde afetlerle mücadele etme anlamında hazırlanan raporlar doğrultusunda bugüne kadar ne yaptınız? Deprem mevzuatı iki yükümlülük öngörür. Birincisi, deprem öncesinde depremi ve riski azaltma önlemleri alacaksınız der devlete. İkincisi de deprem olduktan sonra en etkili şekilde müdahale edeceksiniz. Arama kurtarma işlerini yapacaksınız. O kenti ayakta tutacaksınız. O kentte yaşamaya devam eden insanların yaşam güvenliğini, yaşam hakkını, kişi güvenliğini, çevre hakkını, sağlıkla var olma hakkının gereklerini yerine getireceksiniz. Aynı sizin programda da paylaştığım gibi. Bunların yerini ve bunların zamanının programını, bunların gereklerini yapmayan bir hükümet gelip Hatay halkına, ey Hatay halkı, verin yetkiyi, görün etkiyi demek yetkisine sahip midir? Biz tüm halk olarak, Türkiye toplumu olarak o verdiğimiz yetkinin etkisini zaten yeterince görüyoruz. Yoksullukla görüyoruz, ötekileştirmeyle görüyoruz, ayrımcılıklarla görüyoruz. Ve artık biz bunları yaşamak istemiyoruz. Son olarak şunu dile getirmek istiyorum. Deprem bir doğa olayıdır. Hiç kuşkusuz. Ama depremi felakete dönüştüren insan kusurudur. Yöneticiler, merkezi yönetim ve yerel yönetimdeki tüm yöneticiler bu oluşmuş olan olası kasla adam öldürme niteliğine varmış sorumlulukları nedeniyle müteselsilen sorumludurlar ve hukuk önünde mutlaka hesap vereceklerdir. Bu şu demek değildir. Yani demin arkadaşımız dillendirdi. Bugüne kadar Büyükşehir Belediye Başkanı dışında kimseyi suçlamadınız. Buna katılmıyoruz. Hiçbir şekilde hiç kimseyi müteselsil sorumluluk silsilesinden çıkarıp bir tam yükümlü, tek yükümlü olarak ilan etmedi kamuoyu. Hiç kimsenin böyle bir düşüncesi yok. Ama şunu unutmamak gerekir. Merkezi yönetimden, Çevre Şehircilik İl Bakanlığı'ndan en alt birimdeki memura kadar bir silsile içerisinde herkes bu oluşmuş olan yıkımı felaketinden sorumludur. Kusur sorumlusu olarak bu insanların ilçe belediyesi veriyor ruhsatları, ben değil deme hakkı ve yetkisi yoktur. Bakın, Büyükşehir Belediye Kanunu'nun tüm maddelerine baktığınız zaman Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na koordinasyon görevi verir. Birincisi. İkincisi, yetki belirleme ve aynı şekilde imar nazım planlarındaki uyuşmazlıkları çözme, yapı denetimdeki arşivlemelerin tekrar tekrar itiraz üzerindeki denetleme yetkilerini büyükşehire verir.
Şimdi biz soruyoruz. Büyükşehir bugüne kadar Hatay'da. Şunu da hatırlatarak sormak gereği duyuyorum. Aynı şekilde hazırlanan iddianamede, Defne'de ve Antakya'da yıkılmış olan binaların 958'i ruhsatsız çıkmış. Bakın delil tespitlerinde bu var. Peki bundan kim sorumludur? Bir, Antakya Belediyesi sorumludur. İki, bu şekilde ruhsatlandırmanın yapılmasıyla gelen itirazları incelemeyen Büyükşehir Belediyesi sorumludur. Bu sorumlulukları gözetmeden, bu sorumluluk üzerinden hukuksal, ahlaksal, siyasal, etik olarak hesap vermeden hiç kimse bu kenti yönetme erkini kendinde görmemelidir. Layık da olmamalıdır. Kendisini bu şekildeki bir göreve de aday görmemelidir. Buradan şuna seslenmek istiyorum. Hatay halkının iradesi ortadadır. Hatay halkı deprem dirençli, insan merkezli, altyapısı ve üst yapısıyla yaşanabilir, herkesin kentin yarattıkları olanaklardan eşit yararlandığı, kimsenin etnik olarak, inançsal olarak, sınıfsal olarak, sosyal statü olarak ayrımlaştırmadığı, Antakya'nın Hatay'ın tarihsel bağlamdaki kadim ruhuna uygun bir şekilde eşit ve kardeşçe yaşayacağı ve sadece rantın yaratılmasının örgütlendiği bir kent değil, çağdaş, bilimsel ve içinde mutlulukla yaşayacağı bir kent istiyor. Bu kenti yapacak olanlar geçmişte kusurlardan, ölümlerden sorumlu olanlar değildir. Bu kenti yönetecek olanlar bu değerlere sahip, bu halkın acısını bilen, böyle acıları bir daha yaşatmayacak olan kamusal, şeffaf belediyecilikle demokratik anlamda katılımcı bir belediyeciliği örgütleyecek olan insanlar olmalıdır. Birincisi çözüm, önümüzdeki sandıkta neyi, niçin seçeceğimizi bilerek hareket etmektir. İkincisi, bizi ayakta tutacak, Hatay'ı yeniden inşa edecek, siyasal iradeyi harekete geçirecek şekilde bir arada durmak ve sesimizi yükseltmektir. Sorunlarımızın çözümlerini biz ancak kolaylaştırabiliriz. Ne kadar yan yana gelsek de sorunların çözümleri bizde değildir. Bizim harekete geçireceğimiz kamu anlamındaki o etkililiktedir. Bizim görevimiz merkezi ve yerel yönetimleri bunlara duyarlı hale getirmek, onları sürekli bu görevlere hatırlatmak ve bu kente sahip çıkmak. Şimdilik teşekkür ediyorum. Sizle görüşmek ister misiniz? Tabii ki. Nilgün Karasu, Antakya Çevre Koruma Derneği Başkanıyım. Biz asrın felaketini yaşadık ama asrın ekolojik yıkımını da yaşadık. Depremin ilk günden bu yana her türlü çevre mücadelesinin içinde olduk. Yıkımların başlamasıyla yönetmeli uygun yapılmayan yıkımlar, hava kirliliği, hava kirliliğinin içinde bulunan asbest ve diğer kimyasallar sağlığımızı çok büyük ölçüde tehdit etmektedir. En temel ihtiyacımız olan su, temiz su erişimimiz bulunmamakta. Kültürel mirasımız hiçbir şekilde korunmadı. Yani eski Antakya evleri dediğimiz alanda rastgele dozerlerle girildi oradan. Ve şu an açık bir şekilde, hiçbir şekilde korunmadan tarihimiz yok olmakla karşı karşıya. Benim önerim şu an şehri imar etmeye çalışan yetkililer şehrin planını hazırlarken mutlaka bir çevre planı yapılması gerekiyor. Çevre planı yapılırken de kişi başı metrekare yeşil alanın hesabının da mutlaka yapılması gerekiyor. Önümüzdeki süreçte yeşil alanlar daha çok ihtiyacımız olacak. Çünkü şu an yeşil alanlarımız kalmadı. Yönetmeliğe uygun yapılmayan yıkımlarla mevcut yeşil alanlarımıza ne yazık ki çok büyük ölçüde zarar verildi. Gereksiz yere çok fazla ağaç kesimi yapıldı. Bunlarla ilgili bas bağırmamıza rağmen, her ortamda bu konuyu gündeme taşımamıza rağmen yetkililer ne yazık ki bununla ilgili hiçbir iyileştirici çalışma yapmadılar. Molozlarla ilgili, yanlış taşımasıyla ilgili kurumlarla yaptığımız yazışmalar, CİMER'e yaptığımız şikayetler ne yazık ki ya yuvarlama cevaplar verildi ya da sonuçsuz kaldı. Yaş alanlarımız çok daraltıldı. Nefes alanlarımız neredeyse yok olacak düzeyde. Biz bütün bunlarla boğuşurken,
şehrin yaşanmaz hani yaşanır kırmaya çalışırken ne yazık ki ÇED raporu gerekli olmadan alınan bir kararla 22 tane taş ocağı ihaleye verildi. Bu 22 tane taş ocağı 16 tanesi yeni, kalan 6 tanesi de genişletme. Sayın Valimizin kararıyla ÇED raporu gerekli değildir kararı çıkardı. Ve bu taş ocakların hemen hemen çok büyük bir kısmı direkt yerleşim alanlarının içinde. Bu kadar hava kirliliği, bu kadar asbestle uğraşırken bir de taş ocakların yaratacağı kirlilikle uğraşacağız yakın zamanda. Ki bir taş ocağında patlayacak olan bir dinamit yaklaşık 3-4 şiddetinde bir depreme eşdeğer bir sarsıntı yaratmakta. Biz bütün bu sorunlar içerisindeyken bütün sorunlarımızı bir kenara bırakıp şu an taş ocaklarıyla uğraşıyoruz dernek olarak. Yasal sürecimizi başlattık. Her fırsatta da bunu kamuoyu gündemine taşımaya çalışıyoruz. İkinci bir konu müzemiz var. Hepinizin bildiği gibi dünyada arkeoloji bakımından, müze bakımından ikinci büyük müzemiz. Bununla ilgili hiçbir çalışma yapılmadı. Müzemiz ne durumda? İçindeki eserler ne derece zarar gördü? Herhangi bir planlama var mı? Bu konuyla ilgili hiçbir paylaşım yapılmadı bizlerle. Şimdilik söyleyeceklerim bunlar. Teşekkür Peki. ediyorum. Çok teşekkürler. Şimdi buyurun siz de ekleyin. Sonra son sözü gazeteci arkadaşım Hataylı kardeşim Musa Özurlu'ya bırakacağım. Buyurun. Ben sevgili hukukçumuza teşekkür ediyorum deminki bilgilerinden dolayı. Oysa ki 5393 sayılı belediye kanunu der ki herkes kendi görevini yapmakla sorumludur. Bugün ilçe belediyelerinde imar izni kendileri veriyorlar. Büyükşehirin şikayet olursa denetleme hakkı olur. Siz bir hukukçusunuz. Demin ben bu konuyu dile getirirken herkesin sorumluluğunu getirmek lazım. Bugün 11 ilin onun da sadece bir tanesi Cumhuriyet Halk Parti Belediyesi'ne ait. Geri kalan 9 tanesi Cumhur İttifakı'nın. Adana hariç. Adana'da zaten fazla bir yıkım olmadı. O vesileyle bakıyorum yanlı televizyonlar, basınlar ve diğer sivil toplum kuruluşları. Oysa siyasi partilerin beslenme kılcal damarlarıdır. Sivil toplum kuruluşları, sendikalar. Onların görevi denetleme. Ben size bir örnek vereceğim. Bugün 2004 yılında Endonezya'da Kon adında bir şehrimiz yerle bir oldu. Yüz binlerce insan orada vefat etti. Ardından tsunami yaşandı. Ama 440 tane sivil toplum kuruluşu bir araya gelip şehri yeniden imar ettiler. Biz burada bugüne kadar bu bir yıllık içerisinde hükümetin belirsizliğinden nerenin imar rezerv alanı dışındaki kalanların nerenin 7 kat mı 5 kat mı diyor ki 7 katta inşaat yapabilirsin. Ben size kredi vermem, hibe vermem, 5 katlara indireyim. Bu sefer belediyeler yatay mimariye vermesi lazım. Yani Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın görevi net, objektif, halkın anlayabileceği bir imar planını ortaya koyması gerekir. Oysa bugüne kadar bir yıllık içerisinde bunlar yapılmadı. İkincisi, yani ben burada Büyükşehir'in kanunu dile getirirken, belediye kanununu, siz şikayet etmeden kimse kendini yargıç yerine, avukat yerine, savunma yerine koyma hakkına sahip değil. Şikayet edeceksiniz ki yargı harekete geçsin. Artı bugüne kadar bunların, bu kaçak binaların hepsinin imar affıyla, zaten her yerde imar affı çıkarıldı. Bugün bu ülkenin kurucusu, kurtarıcısı Mustafa Kemal Atatürk 15 yıl bu ülkeyi yönetti. 2023'ten 2038'e kadar, vefat edene kadar. Oysa rahmetle ve şükranla anıyorum onu. Oysa 22 yıldan beri bu hükümetin bugüne kadar ne ekonomi, ne sosyal, ne siyasi, ne iktisadi, ne eğitim hiçbir şekilde bir soruna bir çözüm üretemedi. Yani bence şu anda bu ülkede bu ülkenin kurucusu ve kurtarıcısı Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları bu ülkeyi 15 yıl yalnız yönettiler. 2023-2038. Oysa bu hükümet 22 yıldan beri bu ülkenin yönetiminde, ülkenin ekonomik, sosyal, siyasi, iktisadi, eğitim, sağlık ve dış politikada ne ülkeyi ne hale getirdiği gözle görülen bir gerçek. Şimdi son cümle lütfen. Evet. Çıkmak zorunda. Evet. Ben bu konuda imar kanununun her belediyenin ayrı ayrı görevleri vardır. Bu konuda da teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Şimdi sadece
sadece 1-2 dakika vereceğim. Çünkü evet, evet. Hiç uzatmayacağım. Bir Rus bilim adamı da diyelim, felsefe adamı düşünür. Derdi ki dün, bugün ve yarın bir bütündür. Bunları ayırmanız mümkün değil. Şimdi biz eğer dünü unutursak yarını mümkün değil, tayin edemeyiz. Yani Arapçada da vardır, Türkçede de vardır. Yani babalar koruk yer, çocukların ağzı kamaşır. O bulutlar bu yağmurları getirdi. Ektiler, yedik, ekelim yesinler. Yani bugün karşı karşıya olduğumuz bu facianın aslında temelleri geçmişte yatar. Yani biz 50 yıl boyunca hiç kimse ve hiçbir belediye, hiçbir vatandaş kendini soyutlamasın bundan. İlçe belediyeleri de, büyükşehir belediyeleri de suçludur. Bunlara göz yuman vatandaşlar da, alkışlayanlar da suçludur. Zeynel Bey, son bir aydır, 1,5 aydır Ankara'da kaderlerimizle oynuyorlar. Kaderlerimizi, geleceğimizi kime teslim edeceklerine karar veriyorlar kendi kriterleriyle. Bize soruyorlar mı bunu? Hiç mi bize? Hiçbir şey sormuyorlar. Oturdukları yerden karar veriyorlar. Şimdi öyle bir hale geldi ki ülke, biz iktidarı dualarla, muhalefeti ve dualarla yapar olduk. Atatürk'ten zerre bir şey almış olsaydık bugün itibariyle bu halde olmazdık. Atatürk diyor ki, sözlerin bilimle çelişirse bir gün bilimi seçin. Bir tarafta da diyor ki, çok bilmiş bir Arap, kıtlıkla açlıkla karşı karşıya kalırsanız eşinizi yiyebilirsiniz. Şimdi bizi sıkıştırıyorlar, bu iki şey arasında sıkıştırıyorlar. Bugüne kadar yapılanlar doğruysa niye bu kadar öldük? O yüzden yeni şeyler yapmak lazım. Peki. Yani 2 dakikam kaldı. Musa Özgür'ün bunu bekliyor. Çok teşekkürler. Sizin söylediklerinizi gayet iyi anladık. Notlarını aldık zaten. Sevgili Musa Özgür'ün bizimle birlikte Hatay'a geldi. Evet, Zeynel abi çok teşekkür ederim. Tabii tesadüfen burada hani karşılaşmış olduk. Biz de tabii Hatay'ın yani bu yaşadığı felaketin yıl dönümünde biraz olsun insanların acılarını tüm kamuoyuna duyurabilmek amacıyla buradayız. Bu yayın için bu nedenle öncelikle sana çok teşekkür ederim. Çünkü bu duyarlılığı herkes göstermiyor. Bu arada burada yandaş basın olarak adlandırdığımız bazı kanallardan arkadaşları gördük. Sözüm elbette arkadaşlara değil ama kanalların yöneticilerine buraya iktidarın ne kadar güzel çalıştığını güya göstermeye gelmişler. Fakat nerede yapıyorlar bunu? Yıkık bir kentin ortasında yapıyorlar. Ve bu kanalların yöneticilerinin hiçbirisinde utanma yok. Çünkü halka yalan söylüyorlar. Hatay bir yıldır yıkık durumda, Hatay bir yıldır enkaz durumunda. Elbette insanlar yaşamanın bir yolunu bulur. Doğaya, yaşadıkları çevreye uyum sağlayabilirler. Ama Hatay halkının hak ettiği bu değil. İnsanların hak ettiği bu değil. Çünkü temel ihtiyaçlarını bile karşılayamıyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada TOKİ konutlarının reklamını yapıyor. Oysa bu konutlar lüks sayılabilecek konutlar. Dolayısıyla yığınların kaybolduğu, hayatını kaybettiği bir kente yapılan bir hizmetten öte ticari bir faaliyet. Dolayısıyla yapılan reklamın bir karşılığı yok burada. Sahada yok, sokakta yok, insanda yok. Hatay'da hiçbir şey değişmiş değil. Bir yıl önce o deprem sonrasındaki hali neyse bugün de o. Bu nedenle herkesin buraya biraz daha dikkat etmesi gerekiyor. Çok teşekkür ederim abi. Değerli izleyiciler, gördüğünüz gibi içimiz dolu. Unutulmamak arzusuyla tabii bu arada buradayız. Unutturmamak amacıyla da buradayız aynı zamanda. Buradaki konuşmacıların hepsinin söyledikleri çok kıymetliydi. İçlerinden geleni söylediler. Gönüllerinden geçeni söylediler. Kimi şiirleriyle, kimi yazılarıyla hitap ederek. Ama bütün amaç burada yaşananları unutmamak, unutturmamak tabii ki. Televiz olarak biz elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz tabii. Bu akşam mümkün olursa eğer saat 21'den itibaren Merdan Yanardağ'ın 5. Boyut programına bir konteyner kentten ya da bir çadır kentten bağlanmaya çalışacağız mümkün olursa. Tabii becerebilirsek. Ama
Bütün amaç orada yaşananları da bir şekilde sizlere gösterebilmek tabii. Bizden bu kadar. Habere Doğru programımız deprem özel sonlandırıyoruz. Bu akşam saat 21'de 5. Boyut programında Merdan Yanardağ'ın sunduğu programda buluşmak üzere diyorum. Hoşçakalın.